Dilimine'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da lezzetli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün Adana'dayız. 01 çekimleri için Adana'ya geldik ve Adana'ya gelmişken Adana'nın o efsane lezzeti olan şırdanı yemeden geçemeyiz abi. Bugün yol kenarında gördüğünüz gibi tezgahı olan bir şırdancıya geldik. Yolun ortasındayız, Adana'dayız, sorun yok. Şimdi geçiyoruz. Yanımda Hüseyin var bugün. Gel kardeşim. Selam. Hüseyin'i hepiniz biliyorsunuz. Benim küçük kardeşim. Bugün Hüseyin'le beraber başlıca şırdanı size tanıtacağız. Göstereceğiz nasıl pişiriliyor, neyden yapılıyor, her şeyi anlatacağız. Daha sonrasında Hüseyin'le beraber şırdan yeme yarışması yapacağız. Şırdan. Şırdan. Evet. Gece saat 1'e geldi. Karnımız iyice acıktı Hüseyin'le. Bakalım Hüseyin'le beraber kaç tane şırdan yiyeceğiz? Hüseyin'i nasıl tarumar edeceğim sizin karşınızda? Rezillik. Çocuğun direkt psikolojisi bozukluk, culuksuzluk, ergenlikçiksizlik. Kaç kilosun sen? Ben 70 kiloyum. Ben de 56 kiloyum. Kilo muhabbeti yapma, yürü yiyebiliyorsan yala. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben daha öncesinde de size anlatmıştım ama bilmeyenler için tekrardan anlatayım. Adana'da böyle tezgahlar var. Tezgahlarda şırdanları hazırlıyorlar. Kazanların içinde aynen böyle pişiriyorlar. Ve daha sonrasında müşteriler geldiği zaman aynen böyle tezgahın kenarına oturuyorlar, yiyorlar. Masalar da var. Daha lezzetli olan kısmı da tezgah kenarında. O yüzden biz bu şekilde yemeye çalışacağız. Hazır mıyız? Hazır. Biz bu tarafa otursak olur mu? Nereye oturalım? Buyurun. Ben direkt dükkan sahibi gibi şuraya geçeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Sana tarafıma gel. Şöyle. Gel baba şöyle. Abi evet. Sen bizim ortamızda ol, tamam mı? Bize şırdanları ver, biz yiyelim. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Şırdan ne kadar abi? Şırdan tanesi 10 lira arkadaşlar. Yuh! Öğrenci adam nasıl yesin şırdanı? Öğrenci adam yiyor abi. Öğrenci adamlara indirim mi yap burada? Öğrenci hemen? Adamlara bir üründen veriyoruz abi. İlk starç veriyoruz. Yanlara bunbar ikram veriyoruz. 1 lira da indirim yap. 1 lira. 1 lira da indirim yaptı. Tamam, şimdi sizin için indirim de aldık. O yüzden tamam, ucuz abi. Bir şekilde... Allah aşkına bak. Abi indirim yap dedik de... Bana verecek. Heh! Tamam şimdi oldu. Oldu mu? Şimdi başlayacağız, size şırdanı göstereyim. Şırdan şöyle gördüğünüz gibi hayvanın midesinin içerisine doldurulmuş pirinçten oluşuyor. Baharatlı pirinçten oluşuyor. Daha öncesinde zaten size anlatmıştım ama görmeyenler için, bilmeyenler için baştan tekrardan anlatıyoruz. Her hayvanda bir tane çıkıyor. İzleyen muzip takipçilerimiz oluyor, tamam mı? Bunun hayvanın midesi olduğuna onlara inandırmamız lazım. Arkadaşlar bu gerçekten hayvanın midesi. Onu evet. Başlıca hepimiz kabul edelim. Midesi 4 bölümden oluşuyor. Bir tanesi şırdan. İşkembe, kırkbayır ve börkenekten oluşur arkadaşlar. Bak dinlenir bunları mi? Biyoloji dersinde öğrenemezsiniz. 4 bölümden bir tanesi. 4 bölümden bir tanesi şırdandır. Gördüm. Dünyanın 8. harikası budur arkadaşlar. Abi abartma yemeyenlere, sen de yeter tamam. Bırak da yiyelim. Soralım arkadaşlar. Şimdi şırdanlarımızı aldık. Bak bunu da sayarım şırdandan. Haberin olsun. Onu da sayarım. Hüseyin hazır mısın? Bu da Hüseyin kardeşim. Başlayalım. Şimdi evet. O zaman biz Hüseyin'le yan yana gelelim şöyle. Hadi gelin bakalım. Hadi. Sen daha önce şırdan yedin mi? Yedim tabii canım, yemez miyim? Şırdan Allah yemeyeyim. Aşkına kendi aldığı şırdana bak. Herkes kendine göre şırdan aldı herhalde. Şimdi öncelikle şırdanımızı baharatlayacağız ve başlıyoruz. Bugün Hüseyin'le beraber yiyebildiğimiz kadar şırdan yiyeceğiz. Abi bugüne kadar buraya gelip de en fazla şırdan yiyen kaç tane yedi? 27 tane abi. Kaç? 27 tane abi. Ya gözünü seveyim, sen çok abartıyorsun ya. Abi 27 tane. Allah aşkına şunu zaten 250-300 gram şunun tanesi. 27 tane bu şırdandan yedi arkadaşlar. Ben ondan 97 tane de yerim. Bundan da 5 tane yedi abi. 5 tane. Ben 5 tane yerim ondan. 5 tane buyurun, afiyet olsun. Başlayalım. Hadi bismillah. 3, 2, 1, başla. Bir dakika, hızlı yeme yarışma değil ki bu. Hız yarışı değil abi. Hız yarışı değil, bu normal. Biz keyfini çıkarta çıkarta yiyeceğiz. Takipçilerimiz de anlasın tadını. Hem anlatacağım hem yiyeceğim. Bismillah. Sen başını seviyorsun herhalde. Taneli abi. Taneli ver abi, ver. Şimdi müşteri şeklinde gelip oturan abilerimiz var. Abi hoş geldin kanalımıza. Sen sürekli yiyor musun şimdi? Tabii ben sürekli Adana yiyorum ben. Evet Adanalıyım. Sen nasıl, neresinden başlıyorsun yemeğe? Ben öncelikle başından başlamıyorum. Neden? Sevmiyorum. Önce ipini sökeceksin böyle. Ha bir dakika, onu biz bilmiyorduk. Aynen bak, ipini bak. Alıyorsun önce. Böyle yemeğe denip el bombası gibi salladım aynen. Sana doğru. Atlıyorsun patlıyor zaten. Vallahi ben konuşurken Hüseyin bitirmiş bile başlıyorum abi. Bak ortam çok güzel. Bir sürü dostlarımız var burada. Herkes bizi izliyor. Hoş geldiniz. El sallayın abi karalar. Çocuklar var. Senin uyku saatin gelmedi mi evladım? Gece saat 1 lan, ne uykusu gelmedi? Git yat. Yarın okulu yok mu? Ha, sizi bekledim diyor. Biz gelmeden önce haber etmiştik. Kardeşim benim gel şırdan ye. Yedin. Tamam biz devam ediyoruz hadi. Çok konuştun Hüseyin. Yeter artık. Çenen düştü ama. Konuşmadan ye abi. Evet. Hemen ilavemiz geliyor. İçinde şöyle pirinç taneleri var. Kazanın içerisinde kaynıyor. Al kardeşim. Hüseyin 2'ye gidiyor. Valla bana büyük veriyor abi. Biraz sanki üzerime oynanıyor gibi hissediyorum şu an. Benim ikinci.
ikinciye başladım şimdi. Afiyet olsun abi. Sen de oradan ufak ufak kesiyorsun bizi. Gel seninle yarışalım. Ben seninle yarışmam Hüseyin'le yarış. Tamam seninle yarışmıyorum. Abiden biraz korktum, cüsseli birine benziyor. Tadı nasıl? Midye yiyenlere söylüyorum. Daha önce midye yemiş takipçilerimize söylüyorum. Yani midyenin çok büyük hali gibi. Lezzeti çok güzel. Ben çok seviyorum. Bazı kişiler sevmiyor. Ama ben mesela 2 yıl boyunca üniversitede yemedim. Biliyorsunuz üniversiteyi Adana'da okumuştum beden eğitim bölümünde. 2 yıl boyunca direndim, yemedim. Daha sonrasında yedikten sonra da müptelası oldum abi. Yemeden doyamam. Ben limon sıkmayı unutuyorum. Ben limon alırım ya. Ver abi bana bir tane. Ha, dur şunu yiyeyim iki. Çok yağlı. Şimdi ikinciye başlarken şırdan yemenin bir adabı vardır, tamam mı? Bunu bilmesi lazım Adana'ya gelen kişilerin. Adanalılar zaten biliyor. Bu mide olduğu için iple şöyle dikiyorlar bunu. Abi ipini şöyle başta çekiyorsun. Daha sonrasında eğer isterseniz burada kimyon var, biber var, limon suyu var. Ondan sonra ne var başka? Turşumuz var. Turşu var. Havuç soslu turşumuz var. Havuç soslu turşu. Evet. Tombul turşu var. Uzun sivri biber var. Yakan biber var. Evet arkadaşlar bakın. Usta 3'ü alabilir miyim ben? Yavaş git bak. Hızlı giden atın seyrek düşermiş. Göreceğiz. Nereden baksan içinde 150 gram pirinç var bunun. 10 tane yesen 1,5 kilo pirinç. Hastane masraflarını sen karşılıyorsun ha patron. Bak, hastane masraflarını sen karşılıyorsun. Dövmeniciler. Ver abi bir tane daha. Abi küçüğünden versene. Şike yok. Şike yapıyor. Şike yok değil, hayır, hayır bak. Şike tamam. Arkadaşlar şuradan zaten yani küçüldükçe lezzetli olur. 3 yaşında bir kuzunun. Küçüldükçe lezzetli olur. Buyur kardeşim. Afiyet olsun. Şırdanına benziyor. Spor yapan takipçilerimiz geldiği zaman bizim kadar yemesinler. Çünkü biraz yağlı, öyle söyleyeyim. Ama çok lezzetli. Spor yapın, bol bol yiyin, yiyin, spor yapın. Ne dedin? Bir dakika. Ne dedin bir daha? Yüksek sesle söyle. Aldın oğlum. Söyle. Şifa, şifa yesinler. Şifa niyetine, bismillah. Üç tane yedim, buraya kadar doldum. Biraz zorlayacağım, sen kaç tane yedin? Benim bu dördüncü. Yalan söyleme oğlum üçüncü ya. Ya üç mü dört mü? Üç mü dört mü? Kaç? Üç. İkisi de üç. Ver abi bir tane daha. Al kardeşim. Gördün dışarıdan. Şimdi yeni konseptimiz olan yemek yeme yarışmasının ilk bölümü bu. Bunda şırdan yeme yarışması yapıyoruz. Abi sen ilk şırdan önü ne zaman yedin? 7 yaşında. Nerede yedin abi? Arkadaşlar Koca Vezir'de başladı bu iş. Halin orada başladı. Zaten bir iki tane tezgahla başladı. Belki bilmeyenler vardır. Sebze Halin'in orada başlamıştır bu şırdanın macerası. Caminin kenarında. Yani ilk etapta arkadaşlar bu şırdan haldeki çalışan işçiler için yapılmıştı. Bu arada gecenin geç saatlerinde dışarıda eğlencede olan arkadaşlarımız da aç olmasından dolayı bir tek bunu bulduklarından abi, dolayı da bu şırdana başladılar. Ben yedinci yiyorum. Hayır ya düzgün yaptın hızlıca. Abi tamam. Cıvıtıyor artık ya. Cıvıttın tamam, ya. Cıvıtıyor. Tamam dört. Cıvıtıyor abi. Vallahi dört. Ah zorlanıyorum ama çok yedim. Aç gelseydim keşke. Bize yemeği yedirdin. Bu arada ben mi size yoldan geçen abi diye tanıttığım kişi benim milli takımdan arkadaşım Burakcan Kızılateş. Orada dedik otur figüran olarak, yiyen birisi olarak otur dedik. Hemen başlamış yemeğe zaten. Bitirdim sigaraya başladım bu arada. Sigaranın kötü bir şey olduğunu söyle takipçilerimize. Sigara çok kötü bir şey arkadaşlar. İçmeyin ama yapacak bir şey yok. Ben dördüncüyü yedim abi. Ben de. Evet beş gelsin arkadaşlar. Ben dört tane daha yedim. Oha. 5 gelsin mi arkadaşlar? Gelsin abi. 5 geliyor. Aa çok yedim galiba. Sen sossuz yiyorsun o yüzden. Ağzımın tadını seven bir insan olduğum için önce bir güzel sade yiyor böyle. Oğlum senin yaşın kaçta ağzının tadını biliyorsun sen lan? Ben öğrettim oğlum sana yemek yemeyi. Ağzında diş yoktu. Sosumuzu döktükten sonra biberimizi attık. Limonumu döküyorum. Şuradan. Döküyorum abi. Oh. Vallahi yeni bir şey. Bakalım Hüseyin. Bak ipini asılıyorsun abi bunu hiç korkmadan. Bak ipini asıldın geldi. Evet. Bundan sonrası sana kalmış. Ver abi. Bir dakika. Tamam göstereceğim. Gel burayı çek. Hayatımda gördüğüm en flash TV reklam bu ya. Çekimi yapmamızı müsaade ettiği için Şırdancı Emine de çok teşekkür ediyoruz. Abi, gelin burada yiyin hem çok lezzetli. Sağ olsunlar bize de bedavadan veriyorlar şırdanları. Afiyet olsun kardeşime. Ah vallahi bedavaya getirdik. Emir Vaki. Yoksa burada dükkanın ismi de gider o yüzden arayı veriyorum. Afiyet olsun. Evet ilk saat şırdan isteyen kimdi arkadaşlar? Benim. Buyurun.
Şırdan da şöyle yalnız bak. Arkadaşlar dediğim gibi şırdan küçüldükçe lezzetlenir. Ne kadar küçük o kadar iyi. Nasıl kuzu kokoreç, nasıl kuzu pirzola, kuzu biftek, kuzu şırdan. Küçüldükçe lezzetlenir. Benim kafa çalışmıyor şu an. Yemin ederim beynimin hepsi şırdan da doldu. Hoş geldin abi, buyur. Hoş geldin. Ne istiyorsun abi? Şırdan var, kırkat var, mumbar var. Abi yeni ver kardeşim bak, abim büyük istiyor. Bak şuradakine ver. Abi büyük, şuradaki. Şunu vereyim mi? O da güzel, evet, bunu da veremiyorsun. Evet. Buyur abi. Sağ olasın. Afiyet olsun. Kimileri küçük seviyor, kimileri büyük seviyor. Artık herkesin kendi damak tadına uygun bir şekilde var. Ben bundan sonra bir tane daha yiyemeyeceğim galiba. Benim sonuncu şırdanım, ben 5 tane yiyebildim. Yani daha fazla yersem olay böyle başka yerlere gidecek. Yarın 01 çekimi var, oraya gideceğiz. Biliyorsunuz Adana'ya da 01 çekimlerine katılmak için geldik. Bu da onun tanıtım videosu olsun. İlerleyen videolarda onunla alakalı da bir video gelecek. Siper alın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Ben bunu yiyemeyeceğim, bunu da ye. Vallahi yiyemeyeceğim. Kaçer tane yediniz? 5. Ben yeseydin 10 tane de yerdin. Kaç? Küçük boylardan. Abi en küçüğünden yedik, yine de 10 tane alamadık. Yani yemedik. Hayır, yani. Aç yıllarda birkaç saat önce gelip yemişler. İtiraf edelim mi? Şimdi şırdan. Normalde yedikleri 20. şırdan arkadaşlar. Adana'da. 1 saat önce buradaydı. Ben itiraf ediyorum. 1 saat önce buradaydı. Onlar tabii şırdan zaten yemişlerdi. Şimdi şırdancı arıyoruz, tamam mı? Ulan şurası buhar buhar. Arkadan arabalar geçiyor böyle. Akşam saat 7 falan. Biz oturduk. Bir 10 tane falan şırdan yedik zaten. 10'ar tane. Dedik ki akşama kadar biz acıkırız, gelip bir daha yeriz dedik. Yemedik yani. 5'er tane yiyebildik. Bugün ben 15 tane şırdanla kotamı doldurdum abi. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şırdan yiyin. Lan bizi de Canan Karatay gibi içeri almasınlar. Eyvallah, görüşürüz.